Herkese merhaba arkadaşlar. 5 yıldız futbola hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle FM21 Mobile ile Galatasaray kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu kötü bir form yakalamıştık bu aralar. O formu düzeltmeye uğraşıyoruz biraz da. Evimizde Konya Spor'la şanssız bir şekilde berabere kalmıştık. Kadro menajere saygı duymaya başlamış. Ee, orada Luyendama'yı bir övmüştük. Luyendama menajerin desteğini almış. Luyendama odaklanmış görünüyor. Hadi bakalım, uyandama. Sana da güveniyoruz. Alfonso Davis yıldız oyuncu ödülünü kazanmış. Adam için ne kadar ücret talep ediyorlar? E, fiyat sorduk 39 dediniz. Antalyaspor Galatasaray maçı ertelendi. Haftanın takımı belli oldu. Galatasaray'dan kimse yok. Kutlu Bilge, Bartu kaleci. Bunların Ilfancan'a oldu? Marka o yeni sözleşme istiyormuş. Marka da durduk yere morali bozuyor. Morali bozuluyor. 1.3 milyon para istiyor. E, veririz. Kilit oyuncu. 5 yıllık minimum serbest kalma bedeli 50 milyon olsun. Şimdi Omar'ı sağ beki alacağım. Omar olmadan çok bir şey olmuyor. Marka o ne istiyor? Yeni bir sözleşme istiyor. Verdik ya sözleşmeni işte. Daha ne istiyor? Abdü Samet Karnuçu'ya da şans veriyoruz hala. Ee, daha tam olarak şey yapmadık. Taylan bakayım o bölgede sadece Getson'la anlaşabiliyor. Şimdi orta sahada çıkıldı. Onun ufak sakatlığı hala devam ediyor. Okan Koçuk kendini geliştiriyor mu? Bakalım kaleci olarak da. Okan da çok şey değil. Çarşamba sporu evimizde 5-1 yenmiştik. O maçta Suarez 4 gol atmıştı. Bakalım bu maçta kaç gol atabilecek? Atabileceğiz ve Suarez kaç gol atabilecek? O da önemli. 11. dakika şimdi. Hacı kullanıyor. Hacı karnuçu orada. Kılıç şimdi Abdüssamed'e doğruydu ancak sonuç gelmedi. 31. dakika. Şu an Miranda, Miranda o hatayı yapma. İlk maçta da tek golü Ahmet Sabri Aktaş atmıştı. Miranda'nın pas hatasıydı yine. Ve yine Miranda'nın pas hatası, yine Ahmet Aktaş'ın golü. Miranda'nın pas hatası mı vardı orada. Anlamadım ama Miranda bu ara Pasatası yapıyor yani Barcelona maçında da yapmıştı Hacı şimdi sevdiği noktalar Hacı Hacı vurmuştu ancak sonuç gelmedi Hacı'nın içeri ortası Miranda Suarez Alpaslan Öz kendi kalesine ancak bu golde Suarez'e yazar bence Suarez yine kendi e, katkısını yaptı yani bu maçlık ama önemli maçlarda yani önemli anlarda atamıyor. O biraz gıcık ediyor insanı ama yine de seviyorum ya Suarez'i. Yani şu an 9 şut, 2 isabet varken rakibin sadece kendi kalesini atması biraz sıkıntı. Şimdi Aktaş, Aktaş Adam aldı bizim kaleye vurdu. Da bizim stoperde niye kimse yok? Defansta niye kimse yok? Allah Allah. 74. dakika. Oyuncular da artık 5-1'in etkisinden midir nedir saldılar maçı herhalde. Ya yani Mirand da kötü, Yunus Akgün kötü. Oyuncularımız yorgun. Yani daha ne yapabiliriz? Aslında oyuncuları dinlendirebilirdim bu maçta. Hadi oynasınlar yine. Yani Ahmet Sabri Aktaş adam iki golle oynadı. Gayet güzel. Sıkıntı yok. Miran da kötü. Santrafor ve kanatlar sıkıntılı. Deplasmanda Trabzon'la oynayacağız. Bu yoğun fikstürden bir çıkabilirsek güzel olacak da işte Marka anında 20 milyon piyasa değeri var. Abdüssamed'e çok e, şans verdik. Ama çok değerlendiremedi açıkçası. Ya Abdüssamed'i de oynatmayı çok düşünmüyorum. Zaten iyi bir sonuç alınacağına inanmıyormuş. Kulüplere öner kiralık. Ya da kiralık göndermeyelim. Çikal Dağı iyileşmiş. Taylan'ı oraya alacağız. Saylanda defansif oyun kurucu da oynuyor. Luindama ile Markan'ın arası bozulmuş biraz. Onu da düzelteceğiz herhalde. Bakalım Trabzon deplasmanına çıkıyoruz. Yine oyuncular yorgun. Hücum hattını değiştirebilirsek iyi maç içerisinde. Maça hızlı başladık. Getson orada küçük pozisyonlar yakaladık ancak sonuç bulamadık. Bakalım şimdi içeri doğru marka alt tarafından çekilmiş. Özdemir vuruyor Okoye. Okoye'den güzel bir kurtarış geldi. Şimdi içeri doğru bir korner. Marvin. Marvin mi? Marlon mu? Haciz topu sürüyor. Hacı. E ee, adam bıraksan vuracak sarı kart bile yok. Suarez topu eliyle kontrol etti diye. Şimdi Yunus Akgün sol kanattan içeri. Korner. Hacı kullanıyor korneri. Hacı'nın içeri ortası. Hacı yine korneri kullanıyor. Yine Berat Özdemir'e çarptı. Hacı içeri Markao dışarıya attı topu. Şimdi Marka Okoye. Kötü bir pas. Okoye korner. O bölgede güzel bir müdahale yaptı. Şimdi Markao vur ileri Suarez. Suarez alamadı orada. Okoye 8 puanla şu an en iyi oyuncu kısmında. Luis Suarez'i bir değiştirelim. Ee, Oğulcan'ı koyalım onun yerine. Yorulan Yunus Akgün yerine Onyakuru'yu koyalım. Ee, Getson falan kalsın şimdilik. Dediğim gibi bu yoğun fikstürden çıkabilirsek iyi. Orada bir Denizli spor maçında. Denizli spor mu ne? Orada e, güzel bir açılma yaşayacağız. 55. dakika şimdi Hacıye doğru. Hacı 10ya Kuru'ya verdi. 10ya Kuru. Trabzon deplasmanında 1-0 öne geçiyoruz. O gol 10 Kuru. Paci'nin pası. Orada ortada Victor Hugo'dan segen top. Gol atıyor. Onyekuru. kuru 71. dakika. Miranda, Getson, Olcan karşı karşıyaydı. Bitiremedi. Yani takımın en önemli problemlerinden bir de karşı karşıya pozisyonlar. Karşı karşıya görünce böyle kaleciyi bir panikliyorlar ama onun dışında her şey var yani bizim oyuncularda. Omar iyi bir performans gösteriyor. 90 artı 3. dakikadayız. Vakayeme Omar Omar'a sarı kart veriyor. Hakem ve Galatasaray kazandı ancak zevksiz bir maçtı diyor. Onyekuru sonradan girip tecrübe kazanmış. Onyekuru sakin bitiriciliğiyle ile galip geldi. Taylan Taylan'ın hem Çıkıldao ile hem e, Luyendama ile kötü bir ilişkisi var Libero'da. Ve 4 gün sonra Alanya Spor maç deplasmanına çıkacağız. Ve ondan hemen sonra Fenerbahçe ile evimizde oynayacağız. Baya kötü bir fikstüre denk geldik. Gerçekten oyuncuların dinlenmeye fırsatı kalmayacak. Ama şuradan bir çıkalım. Rahatlayacağız gibi biraz. Okoye Nijerya'nın şeyine çağrılmış. Neyse artık. Ee, haftanın takımında temsil edilmiyoruz. Forvet'te Borven var. Ankara gücünden. Deneyimli Santafor. Ruben Ribeiro falan sıkıntı değil. Alanya Spor'la deplasmanda oynayacağız. Şimdi oyuncuların kondisyonları iyi durumda sayılır. Ama yine de birkaç e, takviye lazım. Kamara'nın sözleşmesinde maaşının hiçbirini ödemiyoruz biz. O iyi. Bir de mali durumdan bakalım ne kadar maaş ödüyoruz. 30 milyon maaş ödüyoruz yıllık. En çok kazananımız kim? Mevcut en yüksek maaş 2.7 milyon. 2.7 milyonu kime veriyoruz? Portugal Dağı 925 bin oluyor. Ee, Tayland Taylan 825 bin. Marka 1.3 alıyor. Okoye 1. Omar 2.2. Cagne 2.7 milyon alıyor. Cagne'yi de kulüplere satalım. E, ee, ne diyor? Basının ilgisinden memnun görünüyor diyor. Ne? Adam garip. Cagne kadar çok garip bir insan görmedim. E, Alanya Spor'da bayağı eksiklikler var. Bakalım Alanya Spor karşısında nasıl bir performans göstereceğiz. Penaltı. Çok güzel. Erken dakikalarda bulduğumuz bir penaltı bizi öne geçirebilir. Çıkal Dağı topun başına. Çıkal Dağı ve gol. Aleksandro Çıkal Dağı kısacası duran top üstadı penaltılarda da bizi öne geçirmeyi başardı. Henüz 3. E, dakika galiba. Aynen 3. dakikada bir penaltı golüyle. Davidson şimdi içeri taç kullandı. Acar vurdu. Davidson Okoye. Okoye hata yapmadı. Suarez şimdi karşı karşıya. Suarez belki bir milyonuncu kez karşı karşıya ama yine kaçırdı. Suarez karşı karşıya atamıyor yani adam anladık onu. Davidson'un içeri ortası ilk yarı bitiyor şimdi. Ankara Spor Fatih Karagümrük karşısında 2-1 önde. Biz ise Alanya Spor karşısında Deplasman'da 1-0 öndeyiz. Önemli oyuncuları bu maçta dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe ile evimizde bir maç oynayacağız. O da baya önemli bir maç olacak. Ee, orta sahalarımızı bir dinlendirelim. Çıkal öyle Fernandez'i şöyle e, ne yapalım. Fernandez yerine Abdü alıp alıp e, Taylan'ı orta sahaya alalım. E, Onyakuru'yu şöyle alıp Yunus Akgün yerine Yunus Akgün forvette oynayabiliyor mu? Bakalım şimdi 4-4-2'ye şöyle ufak bir dönelim. Ee, yorulan başka isimlerimiz var mı? Hacı var. Oğulcan'ın yerine, Oğulcan'a Hacı yerine. Onya Kuruyu, şey Kerem'i Yunus Akgün yerine Kerem'i alalım. Başka başka başka. Miranda yerine birini alamıyoruz. Luindama yerine Donk'u alalım. Böylece taktiksel değişikliklerle oyuna devam edelim. Miranda'nın ve Miranda'nın da çok kondisyonu yok ama yapacak bir şey de yok açıkçası ve Onur Bulut henüz daha değişiklikleri yeni yapmışken böyle saçma bir gol yememiz yani sağ çaprazdan hani Okoya sen ne işe yarıyorsun kalede? Öyle bir gol yenir mi? cidden saçma. Ama oyuncuları dinlendirmek zorundaydım. Değişikliklerden mi acaba yoksa şanssızlık mı yoksa oyunun yaptığı bir hainlik mi? Onu bilemiyorum. Büyük ihtimalle oyunun yaptığı bir hainlik. Juan Miranda, Omar, Taylan orada serbest vuruş. Oradaki serbest vuruşlar tehlikeli olabiliyor baya. Ama Taylan kullanırsa çok tehlikeli olmuyor. Aynen. Taylan Taylan niye kullanıyor ki bizim serbest vuruşları ya? Neyse arkadaşlar güzel bir e, beraberlik deplasmanda bu zor deplasmanda bir beraberlik almamız gerçekten iyi. Ya 13 şutumuz 3 isabetimiz varken tek golümüzün penaltıdan olması biraz acı. Aleksandru Çikaldağı ofansif orta sahalar ve santraforların birazcık hatası var. 3 gün sonra ise Fener'le evimizde oynayacağız. Zor bir maç olacak ama bizim için zor diye bir şey yoktur. Bulut kim? İstanbul derbisinde Galatasaray Kulübü'nün alacağı yenilgi Erol Bulut'un için yolun sonu demektir. Erol Bulut elindeki Fernando Muslera ve Dong bizi destekliyor. Fenerbahçe maçında oynamamaya razı gelmiş. Teknik ette yer teklif edelim. Muslera'ya kesinlikle teknik heyette yer teklif edeceğim Snyder ne menajer Snyder alabilirsek iyi Aslında Muslera nerede Muslera da baya kazanıyor iki buçuk milyon euro civarı Snyder Fernando orta sahada Fernando ne kadar 34 yaşında liderlik falan iyi bir libero olabilir aslında Fatih Terim. Fatih Terim'i de kabul edersek iyi aslında. Altay var kalede. Hakan Çalanoğlu. Uğurcan. Kaan Ayhan. Gayet güzel Türkiye'nin kadrosu da. Neyse konu nerelere geldi lan şeyden. Ee, Jimmy Durmaz. Ergün Cinan. Bu kim lan? Antrenör raporu. Bakalım sözleşme öner. Genç sözleşmesi önerelim. Hava bakımından iyi. Kaleciye çok ihtiyacımız yok. Jimmy Durmaz'a değil. Recep Gül. 3 yıldızlı bir kanat oyuncusu. Bence Recep Gül'e de sözleşme önerelim. O da genç olsun. Bakalım bugün evimizde Fenerbahçe ile oynuyoruz oyuncularımızın kondisyonlarını iyi derecede tutmaya çalışıyoruz. Emre Kılınç ve eee aşağı alalım. Yedeklere Luyendam'a kaptan olarak seçilecek. Bakalım kötü bir form grafiğimiz var. 5 maçta 2 mağlubiyet, 2 galibiyet, şey 2 beraberlik, 1 galibiyet. Bakalım bu kötü formdan çıkabilecek miyiz? Taylan şimdi Miran da içeri doğruydu. Şimdi Taylan, Omar, Marka, Omar, Hacı dışarıya. İşte o eski Hacı'dan bir şey görebilsek iyi de. Hacı'nı da sakatlıktan sonra biraz formu düştü gibi. Şimdi Yunus Akgün, Getson, Omar, Getson dışarıya. Ya bu e, Fenerbahçe'de şey yok mu? Altay yok mu? Niye Harun oynatıyorlarsa? İlk yarıda sıfır sıfırlık beraber var. Galatasaray beraberlik var. Galatasaray Fenerbahçe'nin iki katı kadar pas yapmış. Luyendama'dan Yunus Akgün'e doğru. 50. dakika Omar Suarez. Suarez ama yine offside tabii ki de. Yani Suarez'i attırmazlar zaten. Atsa bile offside derler. 60. dakika Omar Hacı Suarez Suarez bu sefer attı Suarez bu sefer attı yine offside diyemediler bu sefer hadi bakalım Şimdi Miranda, Luyendam'a Miranda, Yunus Akgün içeri. Yunus Akgün tam sol çaprazdan sağ çapraza doğru müthiş vurdu. Yani hiçbir kalecinin tutamayacağı müthiş bir vuruş çıkarttı. 83. dakika. Fernandez, Yunus Akgün. Yunus Akgün yine aynı gol. Aynı sol çaprazdan. Yine müthiş vurdu. Yine müthiş bir gol. Yunus Akgün. Bu artık galibiyeti kesinleştiren gol. Miranda'yı bir değiştirelim. Miranda yerine kimi koyabiliriz? Abdülsamet oynuyor orada. Ee, Suarez'i alkışlatalım. Yunusak ee, Yunus Akgün'ü alkışlatalım. Marka o çıksın. Hacı Hac'ın da iyi bir performansı var. Şimdi kesmeyelim. Donku stoperleri değiştirelim. Zaten 3-0'dan hani 5 dakikada 4 gol falan atamazlar. Hani gol bile atamazlar büyük ihtimalle. Ozan Tufan, Marsa, Harun orada ileri vurdu. Abdü Samet dışarı attı ve maçın galibi Galatasaray oluyor. Evimizde e, Fenerbahçe'yi yeniyoruz. Bu arada Fener'in kadro da çok fena değil yani. Mesut Özil var adamların kadrosunda. Yani tekniği 19. Diğer özellikleri düşse de olur da bu niye maç süresi nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor ki? Abdüs Samet güzel bir tecrübe kazanarak e, özelliklerini arttırmaya devam ediyor. Galatasaray Ankara gücü derbisi şey e, Ankara gücü diyorum. İstanbul derbisi devam Sabrı taşıran son damla ve Göztepe maçından sonra güzel bir e, açılma var. Adana Demirspor Süper Lig'e yükselmiş. Yani FM yine şaşırtıyor bizi. Çünkü bu sene gerçekten Süper Lig'e yükselen 3 ekipten ikisini doğru tahmin etmiş. Ya Adana Demirspor Süper Lig'de değil. Ha, Adana Demirspor Türkiye Kupası'ndaymış. Sadece 6 ay yükselmiş. Neyse arkadaşlar sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay